Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlere köşkünüzle birlikte saldırı gücü artan silahlardan bahsedeceğim. Köşk 16'da saldırı gücü kaç, 17'de kaç oluyor onlardan bahsedeceğim. 17'de bayağı bir artıyor. Bu artış köşk 18'de de çok fazla olacağını bilmenizi istiyorum. Çok soru geldi bunun üzerine. O yüzden bu videoyu hazırladım. Bakın, alev makinesinde köşk 16'da 114 atakken köşk 17'de 134 atak oluyor arkadaşlar. Yani 20 atak ekleniyor alev makinesine. Köşk 17'de alev makinesi çok daha güçlü. Bakın aynı şekil alev makinesi kar sürümünde de görebiliyorsunuz. 113 atakken köşk 16'da 17'de 133 atak olarak görünmekte. Şimdi bir diğer silahımıza geçiyoruz. Bakalım ona saldırı gücü ne kadar ekleniyor. Havan köşk 16'da 94 iken köşk 17'de 99 saldırı gücü oluyor arkadaşlar. Yani 5 saldırı gücü ekleniyor. Havan o kadar da çok fazla hani saldırısı artmıyor ama alev makinesinin çok fazla derecede saldırı gücü artıyor. Revolver köşk 16'da 107 atakken köşk 17'de 124 atak oluyor arkadaşlar. 17 saldırı gücü ekleniyor Revolver'a köşk 17'de. 18'de de bu artacağını unutmayın lütfen. Şimdi bir diğerimiz kıyıcı kılıç Zambatu. Bu bildiğiniz üzere yeni geldi. Köşk 16'da 114 atak eklerken köşk 17'de 121 atak ekliyor. Yani 6-7 saldırı gücü daha fazla veriyor arkadaşlar. Köşk 17 olduğumuzda silah ateş gücünün de arttığını buradan görebiliyoruz. Çelik kalkan koleksiyoner sürüm. Saldırı gücü 141 köşk 17'de, köşk 16'da 89. Ben bunun 145 atağını aldım arkadaşlar. Yan silah olarak verdiği bonus 15 saldırı gücü. Savaşçılar için çok iyi bir kombinasyon olabilir bu. Bilginiz olsun. Yan silaha çelik kalkanı takarsınız. 15 saldırı gücü verir. Harapet özelliği olan bir çelik kalkan alırsınız. Elinize de Zambatu'yu alırsınız. Benzersiz özelliği olan ve ölümsüz olabilirsiniz. Çünkü kısa menzil hasar azaltması da %10 vermekte çelik kalkan. Bu konuda da bilginiz olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.